ortada karın kullardaki involüsyonu görüyoruz. Yine 30. gün civarında. Bu da yine, bakın involüsyon sadece uterusta değil. Gebelikte hani hatırlar mısınız şey demiştik, doğuma hazırlıkta hani doğum yaklaşınca vulva büyüyor, ödemli. Onlardaki şeyde tekrar eski haline dönüyor. O vulva büyümüş, ödemli vulva veya genital kanallar da küçülüyor. Onlarda da involüsyon söz konusu. Evet. Şimdi biraz önce söyledik involüsyonun 20 ile 50. günler arasında tamamlandığından söylemiştik. Ve uterus involüsyonunda oksitosin ve prostaglandinin çok önemli rolü var. Bunların bunu da söylemiş olduk. Peki involüsyon sürecinin sağlıklı veya anormal olduğunu nasıl anlarız derseniz burada iki kriterimiz var. Hatta üç kriter var. Bir, ultrasonografi ile az önce dedim gebe kornunun yani şeyini ölçersiniz, çapına bakarsınız. İki, karın kulların çapını ölçersiniz. Üç, bir de postpartum loşyal akıntıya bakarsınız. Bu üçüne bakarak uterus involüsyonu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi normalde arkadaşlar uterus involüsyonu hakkında rektal muayene ile de bir takım bilgiler elde edilebilir. Genelde doğumu izleyen 2 hafta içerisinde şudur arkadaşlar. Uterus karın boşluğuna doğru sarkmıştır. Az önce gösterdik ya 9-10 kilogram karın boşluğuna. Şimdi rektal palpasyonunu yaptığınızda gebe kornu ile gebe olmayan kornunun sınırlarını postpartum ilk haftalarda anlayamazsınız şeylerde. Rektal palpasyon ile. Oysa postpartum arkadaşlar 2. haftadan sonra gebe kornu ile olmayan kornunun sınırlarındaki değişiklikleri nedir? Fark etmek mümkün olabilir. İşte o yüzden rektal palpasyon özellikle de uterus involüsyonu hakkında bize genelde arkadaşlar 4. haftadan sonra daha şeyler güvenilir bilgiler veriyor. Doğumdan sonra involüsyon ne işe yarar dersek uterustaki işte loşyal akıntının uzaklaştırılmasını, yavru zarların uzaklaştırılmasını, bakterilerin uzaklaştırılmasını sağlıyor. Bu da bize ne olarak geri dönüyor derseniz uterustaki enfeksiyonun iyileşmesine katkı sağlıyor. Doğumdan sonra uterustan gelen bir akıntı var. Hani lohusalık akıntısı ya da biz loşya diyoruz bu akıntıya. Bu ilk başlarda kırmızı kahverengi, kendine has bir mukoid bir yapıda, kokusuz, bu çok önemli. Neden diyorum çok önemli kokusuz? Doğumdan sonra kısa bir süre sonra bazı metritis formlarında yani doğumdan sonra şekillenen metritis formlarında bu akıntı çok fena kokulu olabiliyor. Uterustan gelen koku şey akıntı kokulu ise bu metritis olduğunun göstergesi. Çünkü bu loşyal akıntı bazen metritisle akıntı ile karıştırılabiliyor. Ayrımında şu nokta çok önemli. Loşyal akıntının bir viskozitesi var. Kırmızı kahverengi. Kokusuzdur. Oysa metritisli akıntı sulu böyle hani bir şeyin içerisine çorba yapar da içine sonradan su eklediğinizde nasıl bir görüntü? Suludur. Daha akışkandır ve en daha şeyi ilginç ya da en daha belirgin olanı da kötü kokulu olması. Çok fena kokar metritisli. Doğumdan sonra şekillenen metritisteki akıntı. İşte bu postpartum loşyal akıntı ilk günlerde kırmızı kahve dedik ya bakın. İlerleyen günlerde visköz yeşilimsi beyaza dönüyor. İkinci haftada doğumu izleyen genelde ikinci hafta civarında bu böyle visköz yeşilimsi beyaz renge dönüyor. Bu böyle bazen lev sıvısı gibi beyaz şekilde olabilir. Bunu patolojik olarak bazıları bunu irinmiş gibi değerlendiren de var. Bunu bilmiyor. Sanki hayvanda metritis var, irinli bir akıntıymış gibi değerlendirilebiliyor. Bu çok önemli. Asıl bir başka önemli nokta da şu, bu akıntı genelde ineklerde postpartum 18. günlerde kesiliyor. Normal bir involüsyon süreci geçiren ineklerde loşyal akıntı postpartum 18. günde kesilir. Eğer bir inekte loşyal akıntı postpartum 18. günden sonra kesilmez ise, bu akıntı kokusuz, belli viskozitesi var, yani loşyal akıntı ise bildiğimiz, buna involüsyon gecikmesinin bir işaretidir bu. Yani loşyal akıntının devam etmesi
involüsyonun 18. günden sonra postpartum, yani involüsyonun tamamlanmadığını, yani bu sürecin sağlıklı yürümediğini de bir şekilde göstergesi arkadaşlar. Evet. Şimdi involüsyonu söyledik. Bir başka olay, ovaryal aktivitenin yeniden başlaması. Hatırlarsanız gebelikte ne vardı? Gebelik korpus luteumu, gebelik korpus luteumu. Progesteron salgılıyordu. Progesteron hipofiz bezi üzerine baskı yaparak FSH, LH salınımını nedir? Minimal düzeyde bırakarak nedir? İşte hayvanın kızgınlık göstermesini engelliyordu. Hatta şunu da demiştik size, gebelikte bazı gebe ineklerde kızgınlık gösterdiğini, gebeliğin ilk bir bölüğü içinde bir kez daha hatırlatalım. Onlarda ovaryal aktivite olabilir, östrojen sentezlenebilir. Hatta da demiştik ki bir hayvanı size vatandaş çağıracak, ya bu hayvan gebe demiştiniz ama kızgınlık gösteriyor, davranışları var. Bir tohumlama yapmadan önce mutlaka gebeliğini doğrulayın demiştik. Hatırlıyor musunuz? O yüzden gebede de, bazı gebe ineklerde de dediğim gibi ovaryal aktiviteye bağlı olarak kızgınlık davranışları olabilir. Bu ama gebeliklerin bozulması anlamında değildir. O yüzden mutlaka gebelik yönünden bu tür problemlerle karşılaştığınızda kontrol etmeniz lazım. Biz normalde gebelikte progesteron düzeyi yüksek, o nedenle FSH, LH salınımı baskılandığı için inekte ovaryal aktivite minimum ve kızgınlık göstermediğinden söylemiştim. Doğumla beraber zaten doğumun başlaması nasıldı? Bir, plasantanın ürettiği progesteron düşecekti. Bunu ne yapıyordu? Kortikosteroidler yapıyordu. İki, korpus luteumun yaptığı progesteron da düşmeliydi. Bunu kim yapıyordu? Prostaglandin F2-alfa yapıyordu. Bunlar gerçekleşti ki doğum oldu. Doğumdan sonra arkadaşlar işte yaklaşık birçok hayvanda 7. 10. günde FSH salınımı, yani FSH salınımı başlar. FSH salınımı olunca pek çok bu folikül havuzundaki pek çok folikül böyle gelişmeye devam eder FSH'ın etkisiyle. Demek ki genelde de ineklerde FSH salınımı postpartum 7. 10. günlerde. Bazı ineklerde daha erken de olabilir bu FSH salınımı ama sonucunda arkadaşlar burada da gördüğümüz gibi folikül havuzunda birçok folikül çıkar ama ineklerden biri seçilir. Sadece birinin dominant folikül aşamasına ulaşma şansı var. İşte bu dominant folikül ovülasyona uğrarsa genelde de postpartum 13 ile 26. günler arasında, bir tane ortalama hep 20-21 diyoruz. İneklerin pek çoğunda doğumu izleyen 20-21. Günde ilk ovülasyon olur bu şekilde. Demek ki doğumdan genelde bir hafta 10 gün sonrasına kadar ovaryal aktivite yok. Sonra başlıyor işte ovaryum aktivitesinin yeniden başlaması dediğimiz o. Ama şunu da net bilmiyor muyuz? İşte ileride en çok konuşacağımız konulardan biri, pek çok inekte bu böyle çalışmaz düzenli. Kızgınlık göstermez pek çok inek. Yani ineğim doğum yaptı, aylar geçti, bilmem birkaç ay geçti, kızgınlık göstermedi şikayeti en çok uğratacağınız konulardan bir tanesi olacak. İşte neden bu olaylar doğumdan hemen sonra FSH salınmaz, böyle foliküller gelişmez ve ovülasyon olmaz, ya da ovülasyon dominant folikül büyüyecek biraz sonra diyeceğiz. Bakın burada gördüğü gibi aynı şeyleri diyoruz. Doğumla beraber bak progesteron düştü. Doğum öncesi östradiol düzeyi arttı. Sonra bakın genelde ilk hafta civarında FSH'in etkisiyle folikül havuzundan birçok folikül çıktı. Ortalama 20-21 günde LH dalgası ovülasyon için oluştu. İlk ovülasyon oldu. İlk ovülasyonla beraber zaten folikül ovüle olunca, yani dominant folikül yerinde korpus luteum şekillendi. Korpus luteum progesteron üretmeye başladı. Doğal olarak östrojen düştü, progesteron arttı. İlk dediğimiz bu. Peki her zaman postpartum ilk ovülasyon gerçekleşir mi? Yani o ilk dominant folikül ovülasyona uğrar mı? Arkadaşlar şu folikülün 3 olası sonucu var. Akıbeti 3 şekilde. Yani bunlardan biri burada olduğu gibi östradiol düzeyindeki artmaya bağlı, bakın şurada vardı, bak LH salınımı olur, LH ovülasyonu sağlar. Beklenen bu normale. Bir olay bu. Her şey normal gelişirse bunu beklersiniz. İkinci akıbetine
dominant folikül büyümeye devam ediyor. Şimdi orada da bu büyümeye devam ediyor. Ovülasyona uğramıyor. Kiz formasyonuna dönüşüyor. İşte bu inek doğal olarak işte ya kızgınlık göstermiyor ya da iki kızgınlık arası süre kısa oluyor. Üçüncü olası şey ne? Dominant folikül büyümeye, pardon, üçüncü olasılık dominant folikül regresi oluyor ovülasyona uğramadan. Burada şu dediklerimi bir kez daha söyleyelim. Bakın, postpartum ilk haftada TSH salınımı arttı, progesterondaki düşmeye bağlı. Bu folikül havuzundan çok sayıda folikül gelişmeye başladı. Bunlardan birçoğu regrese oldu. Ancak bir tanesi dominantlık için yol alma şansına sahip oldu. Seçim dönemi diyoruz. Bu seçildi, dominant oluştu. Eğer LH dalgası olursa, östradiol düzeyi yeterli östradiol üretirse bu dominant folikül, LH dalgası oluştu, ovülasyon oldu, sonrasında korpus lütiyorum şekillendi, beklenelim. İkinci etki ne dedik? Burada LH salınım problemine ilişkin olarak dominant folikül ovülasyona uğramadı, büyümeye devam etti. Yani kist formasyonuna dönüştü. Bugün pek çok yüksek süt verimli hayvanlarda buna benzer tabloyla karşılaşırsınız. Kist, postpartum özellikle de 30. gün civarlarında kist dediğimiz olaylarla oldukça fazla karşılaşırsınız. Üçüncü sonuç neydi? Dominant folikül büyüdü ama final aşamaya kadar büyüyüp ovülasyon olmadı, regrese oldu. Bu şekilde devam ediyor postpartum ilk, yani kızgınlıkta şekillenen folikülün 3 olası sonuçları var. Evet. İneklerde postpartum ilk kızgınlıklarda genelde östrus semptomları belirgin değildir. Östrus semptomu deyince sakin kızgınlık diyoruz biz buna. Hayvan melemiyor, başka hayvanların üzerine atlamıyor, kendi üzerine atlanmasına izin vermiyor. Buna sakin kızgınlık diyoruz. Ovaryumda foliküller gelişiyor, biri büyüyor, ovülasyon oluyor ama hayvanda dış bellekleri yok. Buna subösrus ya da sakin kızgınlık denilen, bunu postpartum ilk östruslarda görürsünüz. Genelde ikinci kızgınlıklarda o östrusun dış belleklerinin olmasıyla karakterize, ne diyeyim, böğürme, üzerine atlama, başka hayvan atladığında hareketsiz kalma gibi davranışları gördüğümüz tabloyla karşılaşabiliriz. Ne oldu? Bir şey mi? Aynı anda şeyden mi çıktınız? Kovandan mı çıktınız? Ders bilmiyorduk hocam. Hocam anlık içerikte oldu. Nasıl bilmiyorsunuz? Unutmuştum. Ben bilmiyordum. Her hafta olacağını. Her hafta demedik mi arkadaşlar? Her hafta yapacağız bundan sonra. Aklınızda olsun, unutmayın. Her hafta bu saatte. Çarşambaları da mı her hafta olsun? Çarşambaları da genelde ama özel bir durum olursa haber vereceğim. Bazen ekstra şeyler. Evet. Burada bitirelim. Mola.